koca bir bilinmeyendi. Komşumuz Suriye. Arkadaşlar şu anda Hatay'dayız. Saat herhalde 6.30 gibilerde. Suriye'ye bugün gireceğiz. 9 yıl önceydi. Suriye'ye misafir olmak için yola çıkmış 6 kişiydik. Görmek, keşfetmek, tanımak, anlamak istiyorduk. Ne yalan söyleyeyim, çocuklar gibi heyecanlıydık. Bugün biz Suriye'ye gideceğiz biliyor musun? Laskiye yapıyoruz. Ugarit diye bir yer var. Ugarit'e gidiyoruz. Tapınak Şövalyesi Kalesi'ni görüyoruz. Humus'ta kalıyoruz. Yayla Dağı sınır kapısı. Farklı mekanlara, farklı insanlara ve farklı hayatlara açılmıştı. Reis! Na, Resident! Resident! Çıkartın, çıkartın! Tamam. 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 Thank you. I thank you. What was your name? Nasir. Muhtemelen bu mekanlar artık yok. Ya da harap olmuş durumda. Tanıklık ettiğimiz hayatlar paramparça. En kötüsü, tanıştığım insanlardan hangileri hala yaşıyor bilmiyorum. Şimdi Suriyeli komşularımız Türkiye'de. Misafir olarak değil, sığınmacı olarak. İsteyerek değil, zorunlu olarak. İşte her gün yaşadığımız çelişki. Vicdanlarımızı rahatlatmak için verdiğimiz para, bu çocuğu yarın yine buraya dilenmeye getirecek. Peki gerçekten ne yapmalı? Cevabı bulmanın belki de en iyi yolu, Suriyelilere tekrar misafir olmak. 1111 kilometreden çok daha uzun ve zordu. Evimin yanı başında Suriyelilerin kaldığı yere gitmek. Büşra olmasaydı. O, ihtiyacı olanlara yardım etmek için kimsenin konuşmadığı kişilerle konuşan, kimsenin gitmediği yerlere giden, sosyal duyarlılık projeleri koordinatörlüğünden tüp taşıyıcılığına kadar her işe giren bir gönüllü. Temel ihtiyaçlar neler? Onun gibi şeyleri almakta fayda var para vermektense. Çünkü o zaman neye kullandığını, nasıl kullanıldığını görüyorsunuz. Çocuğa mama alıyorsunuz mesela. Şimdi gittik aşağıda 7-8 tane çocuk var. Ayaklarında hiçbir şey yok. Hatta bebeklerin altında bez yok. Onu gördükten sonra zaten alacağım ne alalım diye sormanıza gerek kalmıyor. Çok insan var yardım etmek isteyen ama yardımının nereye gittiğini düşünüyor. Çünkü çok yalan dolan dönüyor. Yardım etmek isteyen insanlar var, yardıma muhtaç insanlar var. Onları bir araya getirmek. Biz böyle yapıyoruz yani. Şimdi bugün getirdim. İki öğünleri belki tamam. Belki bu tüp onlara 20 gün, 1 ay gidecek. Ama sonra ne olacak? Hani bunun bir sürdürülebilirliği yok hocam. Bizim burada yapmamız gereken bunu daha da sistemli hale getirmek. Ama bunu da birey olarak ben yapamam. Yani bunun devlet eliyle yapılıyor olması lazım. Şam'a 100 kilometre kala benzinimiz bitmiş ve acıkmıştık. Yanımıza gelip ekmeğini bizimle paylaşanların yüzlerini hiç unutmam. Eminim Büşra'nın yüzü de hiç unutulmayacak. Çünkü yaptığı yardımdan çıkar umanların, vicdanını rahatlatmak için para verip kaçanların değil, gerçekten yardım etmek için yakınlaşanların yüzleri.